köye Nevin ablam ve Türkan ablam geldi. Mezar üstüne ziyarete gidiyoruz şimdi. Mezarlarımızı da ziyaret edelim dedik. Çocukluğumun ablası Nevin ablacığım Karadere köyümüze, yani Balıt köyüne hoş geldin. Teşekkür ederim. Çocukluğumun ablası, artık bir şeyler anlat bize. Eskilerden kalma. Hayır güzel, hani anılarımızı, dostluklarımızı. Bir arada buluşmak bile çocukluğumuza götürdü bizi. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Değil mi? Evet. Yani böyle eski komşuluklar tabii ki eskisi gibi olmadığı gibi, nasıl bir anlat bakalım. Yani, eskiden hani konuşuyorduk ya. Eskiden dostluk vardı, insanlık vardı, muhabbet vardı. Biz onun hatırına onu yad etmeye çalışıyoruz. İnşallah evet. Bizden sonrakiler de aynısıyla devam eder. Evet. Öptüm seni. İyi. Görüşmek üzere. Biz şimdi mezara doğru çıkıyoruz. Türkan ablam kendini göstermek istemiyor ama arada seslerini duyuyorsunuz. Şimdilik de bu kadar şey yapayım. Göstereyim mi? Çocukluğuma geri döndüm. Evet. Gönülden dostlarımız, eski değil eskimeyen dostlarımız, aşkımız, her şeyimiz. Öyle geldik gidiyoruz. Değil mi? Baba dostluklarımız. Evet. Can bağları. Dostluklarımız. Evet. Mutluyuz, güzel, şükürler olsun. Ve yaşatmaya da çalışıyoruz. Aynen öyle. Ve bu YouTube kanalımla da bunu da yaşatmaya çalışıyorum. Aynen. İzinlerini alarak da atayacağım sizlere. Bunları da video haline getireceğim. Bütün Zonguldaklılara selam olsun. İnşallah. Bütün Türkiye'ye. Hadi öptüm. Dış ülkede, yabancı ülkedekilere. Evet. En çok Zonguldak ama. Değil mi? Burası Öteköy Mezarlığı deniyor. Bizim köyden daha yukarıda. Kubbeli Camii göstermiştim. O tarafta kalıyor. Ezan okunurken konuşacağım ama biz şimdi Habibe teyzelerin, yani Türkan abla ile Nevin ablanın halasının evinin oraya geldik. Buradan da hem bahçesini hem de şöyle köyümüzden de biraz kesitler göstereyim istiyorum. Bunlar sohbet ederken ben şöyle sizlere çiçeğimizi, favorimiz olan çiçekleri de göstereyim. Dağları da görüyorsunuz, sis kaplamış. Bu da derelerin daha çok su topladığını, yağmurun yağacağına işaret ediyor. Eskilerin tabiriyle gerçekten doğru denenmiş yani. Ondan sonra Nuri de sağ olsun önümüze çıktı. İşte o mezarlık ziyaretlerini yaptık. Allah'ın kabul etsin. Geldik, bizimkileri ziyaret ettik. Seni ziyaret edeceğiz. Şimdi Allah'a aykıtlara döneceğiz. Ama akşama yine Ahmet'e merhaba diyeceğiz. Bizi götürecek. Bahçede onlar. Bu arada Türkan ablayla Nevin ablanın annesi telefonla görüntülü aradığı Nurabi'yle konuşuyor. Şu anda bizden haberdar değil. Emine'yi görmek çok istedim. Yok, hiçbir şeye gerek yok. İyi de değil zaten. Abi, Allah razı olsun. Sağ ol. Sen kim var yanında? Hiç kimse. Telefon çalmadı. Çaldı. Ne yapayım? Ahmet buna da bu var. Senin hep kim telefonumu var? Yok. Kim var yanında? Bir çaldı da. Çaldı. Ama kılıksız anne. Ne dedin kardeşim? Hadi. Şeyden etmişim. Anne yaksa. Çaktırmadan da çekiyorum herkesi. Hadi görüşürüz. Sizlere görüntü çekerken doğal olsun diye. Bunlar Asiye ile şey Fatma. Bunlarla geldi. Anne. Ya Asiye'lerden beri yürüyoruz. Mahvolduk. Şimdi aşağı aykıda gidiyoruz. Şu otta 40 kilit otuymuş. Her derde devaymış. Ben de bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Sizlerle de paylaşayım, göstereyim dedim. Şimdi Öteköy'e geldik. Buradaki mahalleleri de gezeceğiz. Şöyle yolculuğumuz devam ediyor. Buradaki evler de yeni yeni yapılıyor. Eski evlerde, tarihi eser evler de var. Burada da yine Zonguldak'ta oturan birileri de var. Onların da yanına doğru inecek bizimkiler.
Ahmet bizi mecbur atacak. Baksana İncel'in yanına. Bunlar da yine eski merek dediğimiz şeyler. Depolama alanı, sakladıkları her şeyi merek diyorlarmış eskiler. Bu da fırın, köy fırını. Tabii biraz bırakmışlar. Fırının önünü doldurmuşlar. Burada işte mısır, fasulye kurutuyorlar. Eski zaman fırınları. Bizimkiler önden giderken ben de sizlere güzel bir görüntü yakalamak için geriden gidiyorum. İnsanlar imkansızlıklar içerisinde ne güzel yapılar yapmışlar. Tahtadan da olsa. Bu patosun da izlerini görüyorsunuz. Fındık çeltikleri. Aslında buralara her gelişimde genelde de köyleri gezdiğim zaman evlere baktığımda daha böyle insanlar birbirine bağlı, daha güzel, değişik yapılar yapmış. Evet, Şenel abi maşallah var, güzel yapmış. Köylere evler yapılsa da ben üzünü kaybetmemiş tarihi eser olan evler daha çok hoşuma gidiyor. Tarihimizi de yansıttığını düşünüyorum. Eski tarihi evlerimiz. Evet, Türkan abla, Nevin abla, ben, Nur abi ziyaret ederken öteki evdeyiz. Dağın böyle alt tarafında, yukarıda da tabii ki ev var. Nurigil hayratı diye yapmışlar. Değişik geldi bana da. Şöyle sizlere göstereyim. Normal bildiğiniz su çeşmesi hayrat olarak da buraya yerleştirmişler de. Çok da güzel yapmışlar. Dostumuz var. Hayratı çektim. Çektikten sonra gördüm. Şöyle yatarken de size şöyle göstereyim. Çok da masum masum yatıyor. Manzara da yatılmaz da. Bahaneler de yatılır. Burada da videomun sesini kısarak hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Gündüz Türkan abla, Nevin abla ve Nur abi ile birlikte Öteköy'ü ziyaret ettik. Bir de bir akrabamızın düğünü varmış, bize davetiye vermiş. Son anda öğrendik. Onları yolcu ettikten sonra da bu düğüne icabet etmek gerekiyordu. Çünkü babamın çok sevdiği kişilerin düğünüydü. O yüzden onları yalnız bırakmamak için biz de bu düğüne katıldık. Ve şimdi size düğünden biraz görüntüler göstereceğim. Bu düğündeki solist de benim kuzenim oluyor. Kuzenimin de sesi çok güzel. Sizlere dinletmek isterdim ama dediğim gibi telif hakkı nedeniyle sizi şöyle düğünden kareler göstererek videomuzu devam ettireceğim. Giresun karşılamasını dinletemiyorum sizlere. Şimdi insanlar oynarken göreceksiniz.
Giresun karşılaması eşliğinde oynuyorlar. Tabii sizler sadece şimdi benim konuşmalarımla oynayan kişilerin sessiz bir şekilde gördüğünüz için çok fazla belki güzel gözükmeyebilir videom. Ama bunları da gerçekten mazur görürseniz sevinirim. İnsanlar coşuyor şu anda. O kadar güzel bir ortam var ki inşallah sizler de bir gün Giresun'a gelip ya da Giresunlu birileriyle birilerinin düğününe katılırsanız oradaki o coşkuyu müzikle birlikte daha iyi anlayacaksınız. Düğün sahipleri bizleri görünce gerçekten çok sevindiler. Bizim geldiğimizi bilmiyorlarmış ama yine de kartımızı göndermişler düğün davetiyesine. Biz de babamla annemin görevini layığıyla temsil ettiğimiz için de çok sevindik, mutlu olduk. Evet, şimdi başlasın kınamız. Kınamızdan biraz da sizlere görüntüler göstermek istiyorum. Giresun'da kına olsun, düğün olsun adetlerimiz çok önemlidir. Herkesin yöresi biraz daha farklı kına düğün olayları ama şimdi bizdeki biraz çekebildiğim kadar sizlere görüntüler çektim. İnşallah da sıkılmadan da sonuna kadar da izlersiniz. Şimdi kınayı yakından seyretmek için elindeki sandalyesi olan kişilerin ön taraflara gittiklerini de göreceksiniz. Işıklar söndürülür. Yüksek yüksek tepelere şarkısıyla kına türkümüz başlar. Sonra işte gelinimizi ağlatma çabaları. Daha sonrasında da yine kına türküleri eşliğinde ağlatana kadar uğraşırlar. Uzaktan bu kadar size çektiğim için üstüne de anlatmayı tercih ettim. Kınadan sonra tekrar müzik, eğlence başlıyor. Şurada küçük bir çocuğumuz var. Çok da güzel oynuyor. Tam bir Giresun erkeği. Hoşuma gitti. Çekmeden de yapamadım. Kuzenim de Dilara şarkısını söylerken hiç farkında değil. Ara ara da hep onu çektim. Bir anda da birden fark ediyor. O arada da bana el sallıyor. Orada da bizim yine akrabalarımız vardı. Bilmiyorlardı bizim kuzen olduğumuzu. Onlar da şaşırdılar. Geriye doğru da baktılar. Hatta sordular düğün sonrası da. Ablama sormuşlar. Nereden tanıyorsun diye. Tabii ki biz de fazla Giresun'a gidip gelmediğimiz için insanlar şaşırabiliyorlar. Kuzenimiz bile salona girdiğimizde bizi görünce o bile şaşırdı. Yani hem baba tarafı hem anne tarafından akrabalar çok olunca tabii ki de bunlar da doğal şeyler. Bu güzel düğün görüntülerinden sonra gerçekten keyifli bir gün geçirdim. Sabahleyin Nevin ablayla Türkan ablanın bize sürpriz yaparak gelmesi ve Nuri abiyi de aldık. Mezar ziyaretlerimizi yaptık. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Köyleri gezdik.
Eskiden yaşadığım çocukluğumun ablası, abisi olan insanların ne kadar uzakta olsak da aynı yerden devam eden ve hiçbir şekilde özünü kaybetmemiş bu güzel insanlarla olmanın mutluluğuyla birlikte sizlere buradan veda ediyorum. İnşallah kendimi ve duygularımı sizlere bir nebze olsun anlatabilmişimdir diyerek Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalpten sevgiye saygılarımı sunuyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak da desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.